Bir saat bize tanıyın, bir saat ya, sadece bir saat. Biz eşyalarımızı alalım, bu topladığımız malzemeleri götürelim, satalım, yine ne yapıyorsanız yapın. Yok diyor, öyle bir şey söz konusu değil. Biz Peki bir şey kesinlikle... sorayım, bir şey Buyur sorayım. Sen bekle. Siz onların bu davranışlarına direniş gösterdiniz mi? Herhangi bir saldırıda bulundunuz mu? Kesinlikle, yapmadınız. Yok, kesinlikle. Yok. Sadece siz onlardan şunu istediniz, bize bir saat bir süre veririz. 15 dakika istedik yine beni. Malımızı götürelim, götürelim çünkü bunları 3-4 gün ya da 1 aydır topladığınızı bir yere biriktirdiniz. Aynen öyle izah ettim Sayın Bekir. Biriktirdiğinizi de... Bizzat ben izah ettim. Götürüp paraya dönüştürüp Aynen. kendinize yeni bir mekan bulmak. Aynen öyle. Onlar da yok kesinlikle. Bir şey sormak istiyorum. Bu kağıt toplama işi evet, Türkiye'nin her yerinde yapılıyor mu? Yaptı. Geri dönüşüm. Peki geri dönüşüm değil mi? Evet. Peki siz buradan gittiniz. Hadi burada yeni bir yapılanma oldu. Tamam. Tamam. Peki size yer göstermedi mi? Yok sanırım. Evet. Öyle bir şey. Kimse bizi bir şeye bile almadı. Sizin talebiniz şu mu? Bir. Dinledikle falan yer göstermemeliyiz. Yok sayın. Sizin talebiniz şu. Bir, topladığımız malların kilosu belli. Evet. Bunun bedelinin bir tarafımıza ödenmesi. İki, bize yer gösterilmesi. Üç, biz burada var olan eşyalarımızı alıp gösterilen yere gideceğiz. Doğru evet, mu? Doğrudur sayın. Talebimiz yer... budur. Yani sayın valimiz bayağı bir işte belediye bir işte emir vermiş kesinlikle valinin kararı diyorlar. Altındağ Belediyesi zabıtalarının uygulaması mı diyor? Aynen. Evet. Yani büyük şehirle bir alakası yok. Büyük şehir yok içinde. Ne diye bir yer gösterirse bize desek ki işte sen şuraya gir, şurası senin, çalış, tertemiz veya vergini, kiranı neyse ver. Onun da biz ona razıyız. Keşke öyle bir şey yapsalar. Zaten yıllardır bizim talebimiz odur. Yani sizin talebiniz şu. Biz kağıt toplamaya devam ediyoruz. Evet. Çankaya Belediyesi kağıt toplayıcılarıyla nasıl anlaşma yapmış, onları sigortalı hale getirmiş, onların emeğinin karşılığını veren bir uygulamayı Çankaya Belediyesi yapıyorsa, bu örnek uygulamayı Türkiye'nin her yerinde, her belediye yapsın, Altındağ Belediyesi de böyle bir uygulama yapsın. Aynen. Eğer örnek bunu nasıl yapacağını bilmiyorsa Çankaya Belediyesi'ne gitsin, yetkilileri göndersin, sorsun, oradaki uygulamanın bir benzerini yapsın, biz de temiz bir şekilde çalışalım. Siz soğukta, karda, Aynen. kışta, gezin kepaze olmak istemiyorsunuz zaten. Hiç kimse bunu istemez. Yani. Kaç kişi bu işten etmek için diyor? Sizin Hocam şu burada sadece mağdur olan ne şu an sanayide toplasak 1000 kişiye yakın. 1000 kişiye yakın. Aileleriyle birlikte. Tabii. Aileleriyle birlikte. Aileleriyle birlikte. Ben bizim istediğimiz şey. Bize bir yer gösterin. El koyduğumuz malzemelerimizin parasını, bedeli belli zaten Türkiye genelinden. Siz daha önce 50 kuruşa satıyorsanız kilosu 50 kuruş, 1 liraya satıyorsanız 1 lira, 50 ton gittiyse 1 liradan 50 bin lira para eder. Evet, 50 bin lirayı hak sahiplerine versinler, aynen, bize de yer göstersinler, biz de ekmeğimizi kazanmaya yani, buranın MİA projesi ise boynumuz kullanıcı. Hani biz kalkıp da... Sizi topluma yanlış anlatıyorlar. Diyorlar ki bunlar geldiler, burada fiilen burayı işgal ettiler. Burada biz yeni bir yapılanma yapacağız, buna izin vermiyorlar. Şu açığa çıktı, çok açık, buradan yetkililere de sesleniyorum. Bu insanlar bir direniş göstermiyorlar. Buradaki plan ve programa saygı gösteriyorlar. Siz de bu insanların emeğine, hakkına saygı gösteriyorsunuz. Bunu söyleyeceğim. Senin kimliğini verdim. Çıkarttım kimliğini verdim. Yoksa başka sosyal ki sen zabıtasın, sana ben niye kimlik vereyim diyebilir. Çıkarttım ve buyur. Yani hiçbir karşılık vermedim. Hiç, kesinlikle biz. Herhangi bir direniş, herhangi bir kavga zaten şeyde vardı. Emniyette de kayıtlar vardı. Şimdi hepsi polis. Polis eşliğinde. Biz şimdi ilçe başkanımızla birlikte, belediye meclis üyelerimizle birlikte konuyu hem valiyle hem Altındağ Belediye Başkanı'yla hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız çünkü hiç kimseyi sahipsiz bırakmıyor. Ortada bırakmıyor. Kendi alanı olmasa bile Ankara sınırları içerisinde yaşanan bir mağduriyet varsa mağdur yavaş bu mağduriyete sahip çıkıyor. Mağdurların yanında. Bunu yapar. Biz pandemi döneminde sağ olsun. Evet. Çok yardımcı oldu. Hadi teşekkür ederiz. Geldiğiniz buradaki malzeme kemçeyle kırdılar sayın bakımı ve içerideki malzeme vardır. Bir şey sorayım, çok net. Buyur sayın. Bunun önünde onlar bu işi yaparken herhangi bir direniş göstermedik. Kesinlikle göstermedik. Göstermedik. Yani bu şunun için önemli. Yok, video kayıtlarda var. Kendine kırdılar. Hayır, ben izledim zaten. Bu şunun için önemli.
Ya direnirsin, o da gelir zorla. Yok, burası değil yok. Şimdi, kardeş sana bir yarım dedi saat... Dedi ki bir yarım saat bize müsaade et, tamam dedi. O zaman şöyle yapalım, yarısını aldılar, şu işte işe yaramayanı bırakıyor, gitti. Mimal, bir kez, kötü mal kaldı. Bir kez daha şunu netleştirelim. Evet. Ben çünkü belediye başkanıyım. Tabii ki Sayın Vekil. Valiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuşacağım. İlçe başkanımızla konuyu zaten takip ediyor. Altındağ Belediye Meclis üyelerimizle takip ediyor. Ben çok net bir kez daha burada şunu sizden öğrenmek istiyorum. Bir, el konulan ve bedeli ödenmeyen malımızın bedelini size teslim etsinler. Evet. Siz kendi aranızda bunun paylaşımını yaparsınız. Aynen, birinci bu. İki, size çalışmayı yürütebileceğiniz herhangi bir yerden yer gösterirsinler. Evet, yer gösterdiğinizde de burada ortada kalan ne malınız varsa alıp götürün. Oraya yerleştirin. Burasının bir kentsel dönüşüm alanı olduğunu biliyorsunuz. Aynen. Ve burada da hayır, biz buradan ölümüz çıkar diye bir anlayışımız da yok. Öyle bir anlayışımız yok. Söz konusu değil. Yani dolayısıyla siz burada zorluk çıkarmıyorsunuz. Evet. Ama devletten de istediğiniz, belediyeden de, devletten de istediğiniz bize zorluk çıkarmayın. En azından vekilim şöyle bir şey de istiyoruz. Bize bir 15 gün buranın yıkımı varsa da bir 15 gün müsaade olması lazım. Çünkü bu kadar insanın malı var, bir şeyi var. Yani her deyince bir kere burası... Yani şimdi bir taraftan onlar bir bölgede mesela şurayı yıkmışlar. Burayı temizlemeye devam etsinler. Diyelim ki bu tür mekruh olan binalar var. Onun içindeki malları 15 gün ya da 3 gün. 3 gün, 4 gün, evet ha, yani bir süre istiyoruz. Biz bunları alalım. Bu tarafa çalışmaları devam etsin. Aynen. Biz bu çalışma devam ederken makinaların önünde engel değiliz. Çalışmanın önünde engel değiliz. Değiliz. Öyle bir şey yok. Şu anda zaten zabıtalar dolaşıyor ve kamyonları kaldırıyorlar. Bizim şu anda çalıştığımız kamyon araçlarımız kaldırıyor. Sabah Anos'larda öyle. Anos geçti. Kalyasız kaldırmayacağız. Kaldırmayacağız. Biz kaldırmayacağız. Ben geçen binanın emlak vergisini yaptım. O hesabı tutamayacağı benim yaptım. İnala dedi. İskitlerin dedi. Sizin olduğunuz yere Büyükşehir kaçırdı dedi. Karşı tarafa dedi biz kaçırdık. Yanınızda da orada bir şey koymayacağız. Ben dedim ne istiyorsunuz gariplerden dedim.